Arkadaşlar merhaba. Pastatlayayım. Şimdi bir uzun yola çıkacağız. Instagram'dan storylerde bir yakıt tüketimi paylaşmıştım Passat'ta. Onun için bir video istemiştiniz. Hem tüketim videosu olacak, yakıt alacağım birazdan. Hem de gideceğiz geleceğiz. Biraz muhabbet, biraz sohbet. Bakalım nasıl olacak. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, önce yakıtımızı alalım. Böyle sağa geçtik, emniyet şeridi ama istasyona girmek için buraya geçtik ama bayağı da bir konvoy varmış ya. Buradan bir dolduracağız. Bugün de pazar, hafta sonu. İki tane alışveriş merkezi var. Ters şeritten yakıtı dolduracağız, depoyu tam dolduracağız. Tam pompanın attığı yere kadar dolduracağım. Fazlasını doldurmayacağım. Ki dönüşte de tekrar dolduracağız. Tam net olarak ne kadar yakıt yaktık o belli olsun. Arkadaşlar depoyu doldurduk. 50 litre yakıt aldı. 329 lira. 6,52 burada yakıt fiyatı da. Dönüşü de yine aynı bu petrolden alacağız. Bakalım ne kadar bir tüketim olacak. Fişleri de biriktiriyorum ben. Mümkün olduğunca atmıyorum. Yakıtla ilgili de konuşabiliriz biraz. Neden buradan alıyorum yakıtı? Burası normal BP'ler gibi franchise değil. BP'nin kendi işletmesi. Yani genel merkezin yeri. Onun için buraya daha fazla güveniyorum. Yakıtın daha temiz olduğuna inanıyorum şahsen. Onun için genelde bu istasyondan almaya çalışıyorum yakıtı. Ve yakıttan da memnunum. Araçta yakıt olarak da performans olarak da tüketim olarak da performans olarak da gayet iyi bence. Şu an 1340 kilometre menzil gösterdi. Evet. Bütün verilerimizi sıfırlamış olduk. Yakıt aldıktan sonraki ve başlangıç verileri hepsi sıfır. Dönüşe de bakalım ne kadar tüketimimiz olacak ama bayağı bir şu an Kocaeli'nde çok fazla görmediğimiz trafik var şu an. Trafik durdu demin. Şu an sadece hafiften hafiften dur kalk yapıyoruz. Bakalım. İnşallah bir ciddi anlamda bir şey yoktur ama demin bir ambulans geçti. Bayağı bir yol vermek durumunda kaldık. Biraz sıkıntı oldu. Çünkü kaçacak. Burada gördüğünüz gibi emniyet şeridi de yok yan tarafta. Biraz açıldık sağa sola. Aradan geçti ambulans. Şu an duruyoruz. Navigasyondan da bakmaya çalışıyorum ama herhangi bir şey göstermiyor. Büyük bir ihtimal kaza var. Şurada.
Bence bir saat bekleriz demişler. Kazanıyorlar. İntihar vakası. İntihar vakası varmış diyorlar. Şu meşhur bir tane İzmitli bir eleman vardı. Acaba o mu? Oysa vallahi çok fena fikir ederim. İntihar vakası varmış. Yandex'ten bu yorumlara bakıyorum şu anda ne var diye ama bayağı bir şuraya şeyler gelmeye başladı. Büyük ihtimal kaza var. Şuralara tüneli polis kapattı. Biri intihar etmek istiyormuş. Köprü üstünde biri vardı. Trafik polisleri yolu kapattı. Adam gitti köprüden ama hala pek bekletiyorlar demiş. Yani o da atlıca pazar gününü bulmuş yani intihar edecek. Git başka yerde intihar et be kardeşim. Zaten atlamadıysan yolda bekleyenler atacak seni. Hakikaten öyle olmuş. Burada. İleride kaza mı var? Edirne istikamında kaza olmuş. Trafik felç demişler. Ama şuradan tam tünelin girişinden daha ilerisi şey. Sanırım yol açıldı. Şimdi de arabasından inenlerin tekrar arabasına binmesini bekleyeceğiz galiba. Hani bu tünelin üstünden mi atlıyordu acaba? Ambulans geçti demek ki herhalde aldılar vatandaşı. İntihar vakasıydı yani. Demin arkadaşlar o durduğumuzda intihar vakasının olduğu yerde yan tarafta gördüğünüz bir şeyler vardı. Taraftarlar vardı orada. Bayağı bir tezahürat falan da yaptılar. Ondan sonra aşağı inmişlerdi. Yan tarafta baktım bir makam aracı vardı. AA plaka. AA plakalarda bildiğiniz gibi emniyet amiri. İstanbul artık ilçe emniyet amiri olabilir veya il emniyet amiri olabilir. Audi marka bir araçtı. Daha sonra bu otobüs tabii ambulans geldi. Orada herkes sağa sola bir açıldı. Tekrar yola girebilmek için manevra yaparken geri geldi. Emniyet amirinin aracına çarptı. Yani hafif bir temas oldu ama sonuçta bir temas oldu. Araba bir sallandı. Aracın şoförü indi, hani ne yapıyorsun, niyeden dikkat etmiyorsun, aracı görmedin gibi şeyler söyledim. Sağ olsun arkadaşlar da tabii hep beraber aşağıda olunca birlikte hani kuvvet doğar. Şoförü de tek başına gördüler. Arkadaşa biraz bir yüklenmeye başladılar. Ne oluyor, ne diyorsun falan filan. Böyle bir anda bir orada bir galeyan gelme durumu vardı ama hani aracın ne olduğunun farkında değiller. Hani kendilerini yakacaklar. Hani komple otobüsü kaldıracaklar oradan. Allah'tan hani bir şey karşılık vermedi şoför. Şoför araca bindi. Arkaya baktım. Arkada da birisi var. Yani büyük ihtimal emniyet amiri falan yani orada.
araçta makamda oturuyor. Dedim arkadaşlar sakin olun, emniyet amiri. Hani bir şey yapmayın yoksa hani o kesecekler yani otobüsün önünü. Artık ondan sonra da dikkat etmedim yani yolda çevirdiler mi çevirmediler mi onları. Hani komple alırlar yani. İşte plaka bilmenin hangi harflerin ne olduğunu bilmenin faydası da bu herhalde. Yani göre göre lades diyorlardı az daha. Ufak böyle bir şeyle kapandı. İnşallah kapanmıştır artık. Arkadaki kişinin tutumu da daha çok önemli bu durumda. Şimdilik yolumuz bitti. 91 kilometre yol geldik. Hatta şöyle yaklaştırayım şu kamerayı. Fazla sallamadan. 91 kilometre yol geldik. 60 kilometre hızımız vardı. Ortalama 4,5 litre tüketim yaptık. 1,5 saattir de yoldayız. Tabii olaylar. İşte intihar olayı oldu. Biraz durduk. Sonra ben mola verdim. O yüzden saat bu kadar oldu. Ve tabii hem yağmur yağdı, hız düştü. Durum bu. Bir de bakalım dönüşe nasıl bir tüketimimiz olacak. En son zaten yakıt aldığım yerden tekrar yakıt alacağım. Yakıtı ne kadar harcadığımızı da görmüş olacağız. Şimdi devam edelim. Dönüş yolumuza başladık. 1250 kilometre menzil gösteriyor. Bakalım sonuçta tüketim nasıl olacak onu da göreceğiz. Şöyle bir yola girelim. Biraz daha dönüş daha sakin olacak. Biraz daha ekonomi odaklı süreceğiz. Biraz karanlık oldu ama şimdilik çünkü öbür türlü de yolu göremiyoruz. Arkadaşlar yola başladık. 29 kilometre yolumuz oldu. 3.8 ortalama tüketim, işte 54 kilometre orta hız ve 32 dakikadır da yoldayız. 1270 kilometre menzilde gösteriyor şu an için. Sorular sorun demiştim Instagram'dan. Sorulardan devam edelim. Konforlu mu diye sormuş bir arkadaş. Tabii ki her D sınıfı araç gibi bu araçta konforlu. Artı bir ekleyecek olursam Comfort Line donanımla beraber Ergo Comfort koltuklar geliyor. Bu koltuğun özelliği de 14 yöne ayarlanabilir olması. İşte baldır desteği geliyor. Yanal destekler ve bel desteği geliyor koltuğa. Ve yani diğer Trend ve Impression donanımındaki koltuktan biraz daha farklı. Daha ayarlanabilir. Kişiye göre ayarlayabiliyorsunuz koltuğu. Bende bel sıkıntısı da var. Uzun yolculuklarda bu koltuğun bu şekilde ayarlanabiliyor olması rahat etmem anlamında çok iyi oluyor. Rahat ediyorum uzun yolda, herhangi bir sıkıntı çekmiyorum. Bunu söyleyebilirim. Yavaş yavaş biraz yol bakalım. Sonra tekrar soru cevap devam ederiz.
Evet arkadaşlar, başlangıç noktamıza geldik. Şu an dönüşü 89 kilometre yol yaptım dönüşte. 3.3 litre ortalama var. 1360 kilometrede menzil çıktı. Şimdi yakıtı alalım. Bakalım ne kadar yakmışız. Zaten karşıdaki petrolden almıştım yakıtı. Aynı noktaya geri geldik. Aynı güzergahtan gidip aynı güzergahtan geri geldik. Yakıt ortalamamız bakalım ne kadar oldu. Bir kilometre toplamda yol geldik. Şu kamerayı şuradan alayım. 181 kilometre yol geldik arkadaşlar. Toplam gidiş geliş ortalama tüketim 3.9 gösteriyor. 2 saat 54 dakika. Yakıt al bu başlangıcım yani dönüşüm 3.3 toplamı 3. Şöyle gördüğünüz gibi 3.9 gösteriyor. Şimdi sıfırlanacak birazdan. Şöyle pompadan bir çıkalım. Ne yakmış onu bir artık hesap edelim. Şöyle gördüğünüz gibi sonuç 47 liralık yakıt aldık. 7.25 litre yakıt aldı araç. Ve hesabıma göre de 26 kuruşta yakmış olduk 100 kilometrede. Tüketimimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanala halen abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.